Merhaba arkadaşlar hepinize. Ben Türk İş Sendikası'nda örgütlenme uzmanıyım. Daha öncesinde 2001 yılında aktif kargoda bir çalışmamız vardı. Oradan sendikaya katıldım, sendikayla tanıştım. Şu an ücretli olarak sendikada profesyonel olarak çalışıyorum. Biz 2010 yılında UPS kargoda bir örgütlenme çalışması yürüttük. Sizin de haliyle az önce arkadaşımızın da bahsettiği taşeron sorunlarıyla ilgili orada da büyük taşeronlaşma vardı. Özellikle kargo sektöründe, taşımacılık sektöründe tamamen taşerona yönelmiş durumda işverenler. Hatta bir taşeron değil, birden fazla taşeron firmayla çalışıyorlar. Biz UPS'te taşeron kadro ayrımı yapmadan işçileri üye yaptık. Az önce arkadaşımızın dediği gibi ana işveren sorumlu olduğu için, aynı işi yaptığı için evet taşeronda teknolojik alet, edevat gerekiyor ya da bilgi becerisi farklı olması gerekiyor ama burada işçilerin hepsi taşıma işi yaptıkları için aynı işte çalışıyorlar dedik ve buradan üye yaptık hepsini. Daha sonra sözleşme yaparken de böyle mahkemeyle falan ulaşmadık. Açık söyleyeyim biz fiiliyatta işi bitirdik. Direkt oturduk masaya, işveren almıyorum dedi, biz de alacaksın dedi, almıyorum dedi. Bastırdık, fiiliyattan gelen gücümüzü kullandık, aldık. Daha sonra daha zor olan bir şirket, Dehale'de, Dehale Lojistik, Alman firması, yaklaşık 1100 tane taşeron çalıştırıyordu, 1200 tane de kadrolu elemanı vardı. Sadece kadrolu taşeron da çalıştırmıyordu Dehale, aynı zamanda günlükçü ve saat üzerinden de taşeron işçi çalışıyordu. Şu an bahsettiğim ulusal sistem projelerinin uygulanmak istediği proje aslında Dehale'de uygulanıyordu. İşte günlük ya da saatlik olarak işçi çalıştırılıyordu orada. Biz Dehale'de başladığımızda orada taşeronlara az önce Dursun abinin bahsettiği gibi farklı bir uygulama yapılıyor. Farklı kıyafetler giydiriliyor. Dehale işçisi lacivert kıyafetler giyiyor. Taşerondakiler gri kıyafetler giydiriliyor işçiye. Farklı bir hava veriliyor burada. İşte daha sonra sendikal faaliyet başlayınca burada kadroluya işte sendika üye olmayın, ikramiye verelim size, zam verelim, bilmem ne yapalım. %100 zam alan işçi arkadaşlarımız oldu bu Dehale'deki örgütlenme sürecinde. Tam 500 gün sürdü buradaki örgütlenme. Şimdi biz burayı başardık ama buradaki başarımızın asıl sebebi taşeron arkadaşlarımızın dik durması, sendikanın uzattığı eli bırakmaması. Az önce bir hava esti burada, sendikaları yerin dibine soktuk, batırdık ama şu da bir gerçek ki sendikalar işçilerin öz örgütleri. Sendikalar olmazsa işçilerin gidip örgütlenebileceği, haklarını arayabileceği başka kurumlar, çok fazla sonuç alabileceği kurumlar yok. Onun için evet, iyi sendikalardan çok kötü sendikalar. Kötü sendikalar demeyeyim de kötü sendikacılar var. Kötü sendika diye bir şey yoktur. Kötü sendikacı, kötü yönetici diye bir şey vardır.